Şimdi Willi'ye gitme zamanı geldi. Willi neden gelmiyorsun? Ah, gördeki nilüferlere bakmaya gidecektik, öyle değil mi? Willi hadi, hadi, hadi sene. Hadi Willi. Hayır, hayır. Sen git, sen git. Uyanmak için hiç de iyi bir yol değil Maya. Neden sabahları bu kadar erken kalkıyorsun anlamıyorum. Neyse. Gördüğün gibi Filip de hala uyuyor. Asla, o buluşma yerine hep bizden önce gelirdi. Böyle bir arkadaşın varsa başın her zaman belaya girer zaten. Burada garip bir şeyler oluyor Willi. Ortalık niye bu kadar sessiz? Evet, aslında istersen tırtıllar bile ortada görünmüyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Keşke tekrar eve dönebilseydik. Bunu yapamayız. Filip'e burada bekleyeceğimizi söyledik. Ama gördüğün gibi o gelmedi. Çenenizi kapalı tutmazsanız başımız derde girecek. Ne oldu? Neden ağızlarımızı böyle kapadın Filip? Çok fazla soru soruyorsunuz. Şimdi sessiz olup beni dinleyin lütfen, tamam mı? Bu şekilde çok komik görünüyorsun. Neden sürekli susun diyorsun ki? Eğer sessiz olmazsanız bugünü mahvedeceksiniz. Sanırım beni açıkça anlamışsınızdır çocuklar, değil mi? Peki neden Filip? Çünkü son birkaç gündür burada avcı bir kuşun gezindiği söyleniyor, o yüzden. Avcı kuş mu? Demek o yüzden burası bu kadar sessiz. Bütün böcekler saklanmış. Evet, bu doğru. Ama bu kadar korkman gerekmez. Unutmaman gerekir ki bizim iğnemiz var Filip. Yanılıyorsunuz Maya. İğneleriniz kuşlara karşı hiçbir işe yaramaz. Sizi yakaladıkları anda işinizi bitiriverirler. Beni anlıyor musunuz? Hemen orada gidiverirsiniz çocuklar. Şşşş. Ne? Onu göremiyorum. Kimseyi göremiyorum Maya. Maya nereye gidiyorsun Maya? Arı olmak çok güzel. Bekle. İstersen sen burada benimle kalabilirsin Willi. Sen korkuyor olabilirsin ama ben artık kuşlardan korkmuyorum Filip. Maya! Maya! Su nilüferleri bu bölgenin her zaman en güzel çiçekleri olmuştur. Yardım et Maya, bu avcı kuş. Bu avcı kuş, yardım et. Beni yakalıyordu Maya, ucuz atlattım. Yine geldi. Hadi Willi, bu tarafa gel. Gelemiyorum, olmuyor. Hadi gel, gel Willi. Geliyorum, geliyorum. Kahvaltıdan önce de hiç çekilmiyor. Sanırım bizi aramaya geliyor. Saklanacak bir yer bulmalıyız. Başımız dertte. Ya ne yapabiliriz Maya? Tanrı aşkına nereye saklanacağız ki? Suyun altını deneyebiliriz Willi. Hmm. Olamaz. Galiba gitti. Ya tam zamanında. Maya neden yine aşağı gidiyorsun? Maya kes artık şunu. Aha, çok eğlenceli. Niye keseyim ki? Sen arısın ve gökyüzünde olmalısın. Aa, bir balık geliyor Maya. Willi dikkatli ol. Kanatlarım ıslandı benim. Ha? Uçamıyorum Willi. Maya yardım et. Ucuz atlatmak diye buna denir işte. Bizi yakalayamazsın ki. Bence kaçmalıyız. O burada Maya. Bize bir şey yapamaz, merak etme. Bizi kimse yakalayamaz Maya. Lütfen dur. Atla Willi, gitmeliyiz. Ya sonunda emniyetteyiz. Umarım öyledir Willi. Canımızı yakacaktı Maya. Bak bunu da ucuz atlattık değil mi? Burası ne kadar güzel bir havuzmuş böyle. Burası havuz değil, bir ırmak. Ha? Irmaklar tehlikelidir. Buradan uçup gitmeliyiz. Ama uçamayız. Kanatlarımız ıslandı ya Willi. Merak etme Willi. Kuruyana kadar burada kalırız. Zaten yapacak başka bir şeyimiz de yok arkadaşım. Bu özel bir gezinti ama içimden öyle geliyor ki büyük bir hata yapıyoruz. Maya. Maya, bir şey aşağıdan vuruyor. Belki yine aynı balıktır ha? Hala vurup duruyor. Bu balık değil. Ha? Oh kafam. Bana bakın, o yaprağın üstünde ne arıyorsunuz? Bizi neden aşağı yukarı oynattığını sen söyle. Neredeyse hasta oluyorduk bayım. Asıl siz bana ırmağın ortasında ne aradığınızı söyleyin. Çünkü sizin arı olduğunuzu biliyorum ve arıların suya ayıracak kadar zamanları yoktur çocuklar. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz bakayım? Küçük bir böcek olmasına rağmen mizah gücü yerinde. Evet. Beni dinlemeniz gerekiyor. Önünüzde bir şelale olduğunu biliyor musunuz siz? Bir şelale mi? Bir şelale, evet. İyi eğlenceler dostlarım. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Bizden ayrıldı. Maya, farkında mısın? Su gittikçe daha da hızlı akmaya başladı. Hala işe yaramıyor. Dikkat et Maya, taş var. Maya! Sıkı tutun Maya. Maya, sıkı tutun, sanırım aşağı düşeceğiz. Tam zamanında başımızı büyük bir derde soktun. Ay, burası çok yüksek. Şimdi ne yapacağız peki? Evet, iki küçük bal arısı. Şu anda başları belada ama bilmiyorlar bunu. Bırak. Bırak. Willi, bak bir kurbağa. Evet, görebiliyorum. Bana bak kurbağa. O diline dikkat et. Bizim iğnelerimiz var. Sokarsak görürsün. Sizi yemeye değil, yardım etmeye çalışıyorum. Bana böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Öyle mi? Maya! Bize yardım etmek değil, yemek istiyor Maya. Eğer söylediklerime inanmıyorsanız orada kalabilirsiniz. Anladığım kadarıyla yaprağınız batmak üzere. Evet, çok haklı. Boşalt, boşalt. Bir dakika sonra batacağız galiba. Bir şey yapamayız Maya. Her şey gözümün önünde dönmeye başladı. Sanırım aşağı düşeceğiz. Arkadaşım. Evet, şimdi tam zamanı. Benim ağzınızın içindeki arı. Maya. Böyle kurtulmanıza izin vermeyeceğiz. Orada olduğunuzu unutmuştum. Artık mideme gidin. Eğer dilinizi bırakırsak bizi midenize göndereceksiniz, öyle değil mi? Lütfen dilimi bırakın çünkü canımı acıtıyorsunuz. Üzgünüm, bırakamayız. Bırakın beni, gelin bırak. Yine ağzımın içindeler ama yoruldukları zaman nasıl olsa bırakacaklar. Burada daha ne kadar devam etmemiz gerekiyor? Bizi bırakana kadar Willi. Aha, bir kurbağa. Seni yakaladım. Kurbağa yakaladım. Güzel bir kurbağa yakaladım. Kurbağa yakaladım. Bak bir kurbağa yakaladım. Neden yuvarlanıyorsunuz Bay Kurbağa? Midemiz bulandı. Aa! Bak bir şey yakaladım. Ne yakaladığımı görmek ister misin? Çok güzel. Evet, bana göster. Tamam. Çok eğlenceli. Biri bacağını çekse ne hissedersin? Lütfen bunu yapma. Bırak o kurbağayı gitsin lütfen. Bu benim kurbağam, benim kurbağam. Bu benim kurbağam, benim kurbağam. Dursana. Şuna bir kere daha bakayım. Ama nerede bu? Ama bu... Aa, bu da ne? Gidin buradan. Gidin. Gidin dedim. Gidin dedim. Beni dikkat et. Sen. Lütfen beni sokma arı. Lütfen. Özgür kaldım. Bekle geliyorum. Dayanamıyorum. Lütfen beni çıkar. Yanında arı var. Bir daha asla arı peşinde koşmayacağım. Beni sokma seni kötü arı, yoksa fena oluruz, tamam mı? Artık git buradan. Lütfen. Yapma. Lütfen arı. Lütfen onu sokma. Kurbağayı yakalayıp torbaya koymakla iyi bir şey yapmadı. Ama böyle bir şeyin bir daha olmayacağına inanmalısın. Sana söz veriyorum arı. Evet, lütfen. Eğer beni sokmazsan bir daha asla kurbağayı yakalamayacağım. Gitti. Artık seni çıkarabilirim. Bunu bir daha yapmayacağına söz verdin, tamam mı? Söz verdiğimi sen de duydun. Bana kalırsa onları sokman gerekiyordu Maya. Hayır Willi, onları sokmamakta çok iyi ettim. Söylesene, o saldırgan çocuğu neden koruyorsun? Anlatsam da anlayabileceğini pek sanmıyorum Willi. Bu yüzden hiç merak etme, tamam mı canım? O çocuğu sokmamakla başka bir sürü hayvanı kurtardım. Ne dersin Willi? Onlar abi kardeş olabilir mi? Ha? Bilmiyorum ama bu kadar sıkıntıdan sonra artık evime geri dönmek istiyorum Maya. Başka bir şey düşünemem. Hadi yarışalım. Seni geçeceğimi biliyorum, eminim. Neden her şeyi benden önce düşünüyorsun ya? Çünkü ben zekiyim.